Süper Lig'de Sivasspor kendisi aslında Fenerbahçe'ye konuk edecek. Sivasspor hafta içinde bir Türkiye Kupası maçı oynayacak. Hani buradaki kadro tercihinin de bu maçı etkileyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye Kupası'nda hani var olma maçı onlar açısından. O yüzden hani bu maçı biz önceden değerlendirdiğimiz için Sivas kısmına özellikle bir daha bakmak gerekecektir bu maç öncesinde. Ama Fenerbahçe cephesinde tabii Eskişehir mağlubiyeti biraz moralleri bozmuş olabilir ama daha kötü kayıp Vebo'nun sakatlığı bence. Emenike ardından Vebo ama ben yine de hani hocanın belli değişikliklerle bu eksikliği giderebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadro kalitesini bunu sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki arkadan gelen Galatasaray'ın puan farkını indirmesi ve hani özellikle Bursaspor karşısında oynadığı futbolda hani yarattığı hava biraz Fenerbahçe'nin canını sıkabilir. Ama ben yine de Sivas karşısında Fenerbahçe'nin daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Ve açıkçası hani Eskişehir maçının da verdiği bir şeyle bu maç çok daha Fenerbahçe cephesi açısından iyi değerlendirilecek ve çok önemsenecek bir maçtır. Zaten bu haftalar kritik haftalardı. Ve bu bakımdan bu zor deplasman ki Eskişehir deplasmanı ki Fenerbahçe bunların birçoğunu oynayacak yani gidecek Arena'ya gidecek sonra Trabzon'a gidecek deplasmanı hani bu yüzden biraz onlar açısından belki böyle maçlar çok daha kritik. Şimdi bir havaya sokmamak gerekiyor arkanızdaki takımı. Böyle bakacaklardır. Ben maça dönecek olursak ben Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda da olsa Sivas karşısında kazanacağını düşünüyorum. İlk maçta çok net bir galibiyet almıştı Fenerbahçe. Yine erken bulacağı gollerle bir şekilde maçı ilk yarı itibariyle hatta bitirebildiğini düşünüyorum. Hani hatta ilk yarı 2 bile sizlere tavsiye edebilirim. Ben biraz daha böyle tempo yapıp maça iyi başlayıp muhtemel bir Sivas'ın kupa yorgunluğundan da istifade edecek Fenerbahçe ve galibiyete alacaktır diye düşünüyorum.